Merhaba değerli izleyicilerimiz. İşte Meydan programının yeni bir versiyonundayız. İşte Meydan programının yeni bir konuğumla beraberiz. İşte Meydan programının sizlerin ekranlarındaki İşte Meydan programının bu defa çok ses getirecek olan bir söyleşindeyiz. Çünkü konuğumuz Hak ve Eşitlik Partisi HEPA. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Oğuz Dizer. Efendim hoş geldiniz. Başkan adayı. Oğuz Dizer o kadar tanıdık bir Oğuz Dizer ki efendim. Yıllar yılı spor camiasında, Türk spor camiasında damgasını vurmuş. Sizler de çok iyi biliyorsunuz. Bizim de canciğer arkadaşımız, değerli dostumuz. Ama sevgili Oğuz bu defa politika arenasında ve arenanın en üstünde. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Efendim. Siyasete hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kameramızdan da hoş geldiniz. Hoş bulduk. Büyükşehir adaylığına hoş geldiniz. Oğuz Dizer'i bir de Oğuz Dizer'den dinleyelim. Sevgili Suat abi, biz 50 yılı aşkın bir tanışıklığımız ve evet. Diyalogumuz var. Evet. Biz sizlerden çok iyi şeyler öğrendik. Gazeteciliği. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bizi şımartıyorsunuz yani. Yok yok asla. Ben bizim gençlik çağımızda bizim duayen olarak, evet. Büyük olarak tanıdığımız, evet. Ve örnek aldığımız büyüklerimizsiniz. Sizin sadece gazetecilik değil, spor dünyasında da, güreş minderlerinde de ülkemizi, Sakarya'mızı nasıl büyük başarıyla temsil ettiğinizin mutluluğunu yaşamış, bunun onurunu yaşamış bir Sakaryalıyım. Ve bugün yine çok değişik programlarla maşallah 18-20 yaş enerjisiyle o görüntüyü veriyorsak da mutlu. Çok yüreğiniz evet. Veriyor. Evet teşekkür ederim. Veriyor. Teşekkür ederim. Sakarya'mızın örnek büyüklerindensiniz. Bu nedenle bizim yürüdüğümüz yolu açtığınız için size şükran ve teşekkürlerimi evet. Sunmak istiyorum. O gerek anlatırız efendimize. Gerek Şaban Mergil'e, evet. Gerek sevgili Suat Beyenal, evet. Büyüğümüze. Oğuz Dizer, Adapazarı'na doğdum. Evet. İstiklal Gazisi Mehmet Dizer ve İbrahim Gürsel'in torunlarıyım. Allah nur içine yatırsın ikisinde. Babam Hakkı Dizer çok genç yaşta vefat etti ama çok iyi anılar ve isim bıraktı. Bizim babamızın vefatından sonra küçük yaşta kaldık biz. Babamızın ruhu ve Yüce Yaradanımız elimizden tutmuş. Evet. Üç kardeş Oğuz, Yavuz, Selçuk Sakarya'da ekmeğini çok şükür helalinden bereketle sağlamıştır. Evet. Daha sonra spor yöneticiliğinden sonra yazarlık ve gazetecilik dönemi başladı. Burada da Allah iyi yerlerde çalışmayı nasip etti. Ve şu an Doğan Grubu'nun bir mensubu olarak sizin karşınızda ve Sakaryalıların karşısında olmaktan onur duyuyorum. Elbette HEPAR gibi milliyetçi, Türk bayrağının, Türk vatanının değerini bilen, kıymetini bilen, bu bayrak, bu devlet için her şeyini ortaya koyan bir yapının içinde olmaktan ve onlar tarafından seçilmiş olmaktan, benimsenmekten de büyük mutluluk duyuyorum. Şehitlerimiz ve İstiklal Gazisi dedelerimiz herhalde benim şu anda bulunduğum konum dolayısıyla mutludurlar, huzur içindedirler. Efendim, siyasete bir girdiniz, pir girdiniz. Evet. Belediye başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı açıklandığı zaman ya da siz Büyükşehir Belediye Başkanı olarak partiniz tarafından açıklandığı gün ben toplantınızdaydım. Evet. Hakikaten yıllarını vermiş politikacılara taş çıkarttığı şekilde konuşmalarınız ve açıklamalarınız oldu. Yani bu hızlı giriş maşallah demek istiyorum size. Sevgili Suat abi, hızlı evet. Giriş değil. Ben bu şehrin insanıyım. Evet. 25 yıl İstanbul'da yaşadım. Ama benim aracımın bakımı Sakarya'da yapıldı.
Hiç evet. üşenmedim. Hafta sonu geldim. Evet. Modern Sanayi'de Sayman Usta'da aracımın bakımını yaptırdım. Bu da önemli bir konu. Evet. Geldim Uzun Çarşı'da Akay mağazasında Gündüz abiden elbisemi, kazağımı aldım. Selçuk vardı, bugün gözlük mağazası var. Evet. Çarşı Caddesi'nde o zaman bana göre Türkiye'nin en şık trikolarını satan bir mağazanın sahibiydi. Selçuk'tan kazağımı, ceketimi aldım. Uzun Çarşı'ya geldim, gözlüklerimle ilgili ihtiyaçlarımı Turan Optik'ten gördüm. Onun ilerisinde Ali Bey'in eczanesinden ilaçlarımı temin. Yani ben Sakarya'dan hiç kopmadım. Evet, zaten bu anlaşıldı efendim, bu güzel anlaşım tariflerinden sonra Sakarya'da olduğunuz anlaşıldı. Yani Sakarya'da... Evet. İstanbul'da çalıştınız ama... Sakarya'da oldum. Evet. Hatta Sayman Usta'yla dalga geçerdim. Derdim ki, Sayman Usta illa benzin Alapazan'ı alacağım diye kırmızı ibreye bir gün beni yollardan çekmek zorunda kalacaksınız, gülerlerdi. Yani özellikle depremden sonra bu konuda çok dikkatli oldum. Ve şirket emeklilik hakkımı 5 yıl çalıştım emekli olduktan sonra. Daha sonra şirketten emekli olarak ayrıldım. Fakat sözleşmeyle çalışmam rica edildi. Ama onlardan bir tek ricada da ben bulundum. Ben Adapazarı'nda yaşamak istiyorum dedim. Evet. Annem burada. Kayınpederim İhsan Ayhan, kayınvalidem belli bir yaşa geldiler. En azından yakın olmamın bana huzur vereceğini düşündüm. Tabii, İhsan abi de Allah'tan selamet diliyorum. Amin. Bütün ailenize sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Şimdi Sayın Oğuz Düzer, yavaş yavaş politikaya girelim. Girelim. Büyükşehir Belediye Başkanı adayısınız. Aday olmadan önce size teklif yapıldığı zaman neler düşündünüz? Yani şöyle açıklık getireyim. Ya yok, ben teşekkür ederim, istemem. Hatta benim beklediğim teklif geldi. Zaten şunları da ben biliyorum. Bunları yapacaktım. Kafamda vardı. Yapılması icap eden işlerdi diye. Neler düşündünüz onda efendim? Şimdi Yavuz Bey'den, il başkanımdan bu teklifi ilk duyduğum anda kendisine dedim ki, yani Pamukoğlu Paşa benim için bir efsanedir, bir kahramandır. Evet. Beni bu akşam hadi arkadaş biz PKK ile savaş için Irak'a gidiyoruz dese, ben şu anda eve bile sormadan evet. harekete geçer, derer paşanın emrine girerim. Tabii. Değerli Osman Pamukoğlu Paşamız muvazzaf askerlik diyelim emekli olmadan evvel hakikaten doğuda, güneydoğuda çok önemli görevler yaptı. Bunu belki bizler çok detayını bilmiyoruz ama o zaman yaptığı hizmetler şimdi karşımıza belki de başka türlü çıktı. Belki de bu kesilen ateşlerin altında, temelinde Pamukoğlu Paşamızın çalışmaları var. Ben ona inanıyorum. Buyurun efendim. Siyaset çok farklı bir konu. Bu konuda önce aileme danışmam gerektiğini söyledim Yavuz Bey'e. Ardından da Doğan Grubu'nun profesyonel personeliyim. Evet. Onların genel yayın yönetmenimin iznini almadan, gönlünü almadan size cevap veremem. Bana müsaade eder misiniz dedim. Önce aileme danıştım. Eşim ve kızım Gözde dediler, bu Osman Pamukoğlu gibi bir komutanımızın bizi böyle bir göreve seni layık görmesi bizim ailemiz için şereftir, onurdur. Allah yardımcın olsun dediler. Evet. Aynı şekilde Necil Ülgen'e gittim, genel yayın yönetmenim. Sayın Necil Ülgen de aynı yaklaşımı ve sıcaklığı gösterdi. Oğuz çok doğru bir adres, senden görev talebinde bulunmuş. Sana yakışan orada bulunmandır, gerekeni yapmandır. Biz de gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Ben şu ana kadar çok herkesin alıştığı tarzda bir kampanya yapmadım. Yani aklı başında olan herkesin memleketin halini, şehrin halini görmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet.
Ve her geçen gün televizyonlarda sizlerin, siz habercilerin aracılığıyla dehşet içine kalacağımız birçok gerçeği görüyoruz. Sakarya'nın gerçeklerinde bir medya mensubu olarak ben uzun süre Yeni Sakarya Gazetesi'nde aşağı yukarı 1972'de başladım orada yazı yazmaya. 2012'ye kadar son derece ciddi yazılar yazdım. Tabii yani hemen ben burada lafa girmek istiyorum. Sizin gerek bizim mahalli, Sakarya mahalli basında, gerek ulusal basınımızda, spor basında tabii efendim, yazdığınız çok önemli yazılar var. Hedef yapılamayan ya da bozuk olan hedefleri gösterirken hakikaten çok yani sert kaleminiz var. Sert değil, ben... Yapımcıların da yanındasınız en yumuşak tarafında. Yüreğimin söylediğini her şeyi 25 yıldır Doğan grubunda paylaştım. Bakın evet. Benim 8 yıl önce yazdığım bir yazı var. O yazı Türkiye'nin bugününü anlatıyor. Yine 5 yıl önce Türkiye'yi İstiklal Savaşı'ndan zor günler bekliyor diye en az 3-4 paragrafta söz ettim. Evet. Yeni Sakarya Gazetesi'nde yine en az 10 defa söz ettim. Arkadaşlar dikkat edin, Türkiye İstiklal Savaşı'ndan zor günler bekliyor. O günlere doğru. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı benim 5 sene, 6 sene önce söylediklerimi bugün söylüyorsa aramızdaki görüş farkının ortaya çıkması gerekir. Yani siz yani, politikaya sporun içindeyken başlamışsınız. Canım ben bundan 3 ay önce Sayın Başbakan diye bir yazım var Fanatik Gazetesi'nde. Bugün internet her şeyi ortaya koyuyor. Evet efendim. Sayın Başbakan, benim iki dedem İstiklal Gazisi. Sizin Türkiye'nin yarısını vatan haini ilan etme gibi bir hakkınız yok. Benim iki dedem vatana İstiklal Savaşı gazisi ama sana asla ben oy vermedim. Vermem de. Fakat senin beni vatan hainlerinin olduğu safa koyman beni üzüyor ve utandırıyor. Senin bulunduğun konum Türkiye'nin tamamını kucaklayacak bir konumdur. Bunu yapmalısın Sayın Recep Tayyip Erdoğan diye yazım var. Yani efendim politikacının da görevi o değil midir yani? Şimdi seçilirsiniz. Siz hala seçildiğiniz partiden değil de herkesin ben kucaklıyorum dediğiniz zaman biz de sizi başımızın üstünde koyarız efendim. Efendim şimdi Türkiye, ben 62 yaşındayım. Türkiye hiç olmadığı kadar bölünme tehlikesiyle karşı karşıya, soyulma tehlikesiyle karşı karşıya. Evet. Yani rantın bu kadar siyasete alet edilip belli insanlar tarafından kullanıldığı bir dönem hiç biz yaşamadık. O kadar ilginç bir yapı var ki karşımızda. Toprak Mahsulleri Ofisi biliyorsunuz. Evet. Türkiye Ziraat Donatım Fabrikası biliyorsunuz. Bunlar şeker fabrikası. Bunlar bizim tarihimizin, cumhuriyetimizin, Atatürk'ümüzün seyrimize bıraktığı emanetler. Bu emanetlerin eski binalarını yaptı, bozdu, şey olarak çıkardı ortaya. Ben yaptım diye çıktılar. Yani Türkiye'nin, Cumhuriyet'in yaptığı hiçbir şey yokmuş gibi davranılıyor. Bir tren var, Adaray diye Sakaryalıların hizmetine sunuldu. Bu Adaray bir aydır çalışmıyor. Kim farkında? Yalnız efendim herhalde tabii bir yanlışlık olmasın diye bir lafa girmek istiyorum. Herhalde hızlı tren çalışmaları sebebiyle enerji hatlarında enerji olmadığı için çalışıyor. Efendim bu ne kadar plansız işler yaptıklarının fotoğrafıdır. Sen enerjinin elektrikli tren tarafından kesileceğini bile bile kalkıp da her yere Adaray diye yazıyorsun. Her tarafta Adaray reklamı yapıyorsun. Şimdi bu Adaray bir aydır çalışmıyor. Bir aydır çalışmıyorsa o insanlar neyle gidip geliyor? Veya bir aydır çalışmadığı halde şehirde en ufak bir sıkıntı hissedilmiyorsa Adaray'ın çalışmamasıyla ilgili, o zaman o fuzuli masraf neden yapıldı? Yani bunların trafikten yani neyi söyleyeyim? Yani bunların elle tutulacak hiçbir tarafı yok. Hiçbir tarafı yok. Sayın Başkanım, siz Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan adayısınız. Biz bunu Sakarya Televizyonu
Nokta.tv üzerinden yaptığımız işte meydan konuşmalarında, diğer programlarda özellikle aday arkadaşlarımıza hep sorduğumuz bir sual var. Bunu da size soruyorum. Buyurun. Siz önce aday ilan edildikten sonra Büyükşehir Belediyesi'nde koltuğuma oturduğum zaman şunları yapacağım diye hangi fotoğrafları çektiniz? Hangi araştırmaları yaptınız efendim? En basit olarak, yani basit olarak demeyelim de en öncelikli olarak bir iki tanesini hemen bize söyleyiniz. Sakarya'da ahlak değerleri maalesef yerli bir vaziyette. Evet. Çocuk tacizinde bir numarayız. Aman efendim. Evet. Allah Allah. Evet. Yani Sakarya'da çocuk tacizinde Türkiye'nin başında gelen illerinden biriyiz maalesef. Uyuşturucu ilkokullara kadar inmiş durumda. Ama Sayın Başkan neler diyor? Evet. Evet. Maalesef. Evet. Eğitimde 55. sıraların üstündeyiz. Tarımda çiftçilerimiz bir bankaya paçasını kaptırmış, tarlaları, ekmekleri ellerinden gitmek üzere. Yani Sakarya sporumuz batmış, kaderine terk edilmiş, zorla amatöre döndürülerek stat yerinden şeker fabrikasına dahil bir rant alanını elde edilmek isteniyor. AVM'lere ve lüks konutlara dönük bir arazi haline gelecek o alan. Şeker fabrikasından çok ciddi kokular yayıldı, dikkat ederseniz. Ne fabrika bir tedbir aldı, ne belediye bu konuda hiçbir uyarıda bulunmadı, gerekeni yapmadı. Bunun sonu nedir biliyor musunuz? Yarın diyecekler ki ya bu koku yüzünden biz bu fabrikayı buradan kaldırıyoruz. Evet, bakın bunu bir kenara not olarak alınız. Aldık efendim, yazdık. Kalemiz bu fabrikayı ya. Ortadan kaldıracaklar. Notumuzu ve orada korkunç bir rant alanı çıkacak ortaya. Bunu kenara yazınız. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı sanayi sitesinin kentsel dönüşümünde de taraf tutarak esnafının yanında olmamıştır. Israrla oranın tarafsız görünüyor adı altında. Kentsel dönüşümde oradaki esnafın sağa sola savrulmasına adeta çanak tutmuştur. Bu oyunların Sakaryalı farkına varmalı. Vardı vardı. Varmadı. Bu oyunlar gündeme gelecek. Ve Sakarya'da Ankara aracılığıyla oluşan bütün rant planları uygulanacak. Bu çok büyük bir oyun. Bu oyunun farkına Sakaryalı ya varmalı ya da varmalı. Şimdi bir Necmettin Erbakan bulvarı açıldı. Evet. Bulvarın Altınova istikametinde köşeye de çok şık binalar yapılıyor. Şimdi ben soruyorum. O müteahhit mi acaba o bulvarın açılmasını istedi? Yoksa belediye başkanı mı müteahhiti? Sen git o köşedeki tarlayı al. Yarın oraya ben bulvar açacağım. Şehrin merkezi orası olacak dedi. Ama bulvar, dikkat edin. Bulvar açıldı, iyi olmadı mı efendim? Efendim bir dakika. Evet. Belediye başkanının dibindeki müteahhit bulvarın bittiği yerde inşaata başlıyorsa ben oraya biraz kuşkulu bakarım. Ona not aldık efendim. Orada hangi müteahhitlerin inşaat alanları var o bulvarın sağında solunda? İyi bir bakılsın. İyi bir bakılsın. Bu şehri siyaset adı altında parça parça kendi aralarında paylaşmayacaklar. Paylaşmayacaklar. Suat abi siz Sakarya'nın en eski tüccar ailesisiniz. Evet. Ve siyasetin çok içinde olan bir ailesiniz. Evet. Bakın ben Behçet Deryalı döneminde rahmetli Behçet Deryalı döneminde Sakarya Spor'da yöneticilik yaptım. Yaptınız evet. Çok çalışmalarınızı ben de gördüm efendim. Şimdi sizin Vedat abi de belediyede abiniz. Çok önemli görevleri olan, etkinliği olan bir büyüğümüzdü. Evet. Biz
rahmetli Vedat abiden, Behçet abiden Sakaryaspor'la ilgili her türlü yardımı aldık. Fakat bir gün bize herhangi bir tarifte bulunmadılar. Bir gün. Ben şunu da şöyle yapın. Ama dikkat edin, beni ben de görün demediler yani. Ne görün dediler, ne de o zaman, bize o zamanki insan bu benim öyleydi. Kayınçom, bu benim eniştem, alın bunu şuraya koyun demediler. Benim futbolcumu aldı, bütün sigortasını verdi dedi. Ben az buz yap, 4 yıl yöneticilik yaptık. Biz hangi parayla yaptık? Sırtımdan üstü bir çuval taşırken 1 lira kazanıyordum. 20 kuruşunu Sakaryaspor'a harcayabiliyorum. 80 kuruşunu evime harcamak zorundaydım. Ve biz o paralarla, o 20 kuruşlarla İhsan Ayhan'ı olsun, Ömer Aydemir olsun, Doktor Gündüz Serin'i olsun, şerefimizle, haysiyetimizle yöneticilik yaptık. Kulübüne borca batırdık. Ne dipsiz kuyunun içine attık. Ha belki çok pırıl pırıl bir sonuç Sakarya taraftarını çok mutlu edecek sonuçlara imza atamadık ama hiç olmazsa şerefiyle, onuruyla statta kaliteli bir ikincilik takımını izlemesini sağladık. Evet. Sonra Tuncer Tepe alıp bu şehri ufuklarını açtı. Aldı, en muhteşem yerlere taşıdı. Buralarda Ünal Beylerin, rahmetli Ünal Ozan'ın, abinizin, Behçet Deryaoğlu'nun çok büyük, eskiden biz Sakarya'da böyleydik. Evet. Şimdi Sakarya'da böyle. Maalesef. Güzel bir tarif yaptınız. Evet. Şimdi efendim şehrin iç fotoğrafını çekmeye devam ediyoruz. Trafik, rezil. Evet. Oradan bir çekin, bir de bir fotoğraf getirin önümüzde efendim. Beğenmediniz tarafı neresi? Plan yok. Planlama yok. Trafik müdürü de, yani polis emniyet teşkilatı da trafik seyriyle ilgili doğru ve istenilen vasıfta çalışmıyor. Yani şimdi dün akşam televizyonlarda o bakan çocuklarının cezaevinden çıkışlarını seyrettik. Hepsi simsiyah camları filmli araçlarla cezaevinden çıktılar ve gittiler. Ben şimdi Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne soruyorum. Senin Sakarya'da yolunu kesip dünyanın cezasını yazdığın, arabasının bağladığın, arabasına film çekmiş olan garibanların günahı mı? Ama şimdi efendim burada ben de size bir soru sormak istiyorum. Bunların belediyecilikle olan bağlantısını lütfen söyler misin? Bağlantıyı söyleyeyim. Emniyetle de, trafikle de koordinasyon halinde olması ve şehrin emininin, vatandaşının huzurlu, rahat, emniyetli ve güven içinde yaşayabileceği her türlü şartı sağlaması lazım. Yani şöyle diyebilirim. Yani ben şehirden tamamen kopuk, vatandaşlarından habersiz, havalarda uçan, haftada iki defa sahan restorana özel yemek yemeye giden, haftada bir gün Sapanca'da balığını yemeye giden, lale devri yaşayan bir belediye başkanından başka bir şey görmedim bu şehirde. Evet. Efendim şöyle diyebilir miyiz? Yani belediyenin belki asli işine girmeyen bazı konular var ama hangi birimin konusuna giriyorsa belediye olarak tam bir koordine içinde bulunup gerekli ikazları yapmak, gerekli çalışmalar yapmak, onu bakın, ortadan kaldırmak. Sevgili Suat abi, belediyenin kredi zorluğu çeken, bankalar tarafından sıkıntı deryasının içine atılan çift kardeşlerimizle bile ilgilenmesi, onların sorunlarına çözüm üretecek politikaları bulması lazım. Bu şehirde Türkiye'nin en bereketli topraklarında maalesef tarım ölüyor. Şu otogarı yaptıkları yere bir bakar mısınız? Sakarya vilayetinin en bereketli toprağın olduğu yere otogar yaptılar. Evet. Yani böyle bir belediye anlayışıyla beraberiz. Sonra belediye başkanı Serdivan'da imar işlerine beraber çalıştı. Parselasyonlarda 18 şeyinde beraber çalıştıklarını aldı, yanına taşıdı. Şimdi adam Sakarya'nın işini bitiriyorlar. Birisi arsasını yolda zannediyor, nehrin içinden çıktı arsası, biliyor musunuz?
Benim evim sizle karşı karşıyayız. Evet. Krantepe'de. Benim gittiğim yol meğer bir vatandaşın topulu arsasıymış. Yolu açmışlar, yürüttüler. Şimdi 18 uygulamasından bahsediyoruz. Ya kafalarına göre ne uygulama varsa yapmışlar. 18 mi, AK8 mi? Bir uygulamalar var. Şimdi vatandaş çıktı ortaya. Yolun topulu kendine ait olduğunu ispatladı. Bu sefer dağı deldiler. Yolu böyle aldılar. Fakat yol şu anda biz üzerinden gidip geliyoruz. Yani binlerce insan gidiyor geliyor. Bu sefer aşağıya 3 tane balkon gibi yer yaptılar. Orada çok büyük bir harfiyatla yapılan, isterseniz bir gün gidelim oradaki çalışmaları bir görün. Rezilliği bir görün. Yani orada evler yapılıyor. Yüksek gelirin altına büyük bir apartman yapılıyor. Yani bu kadar düzensiz, plansız, programsız çalışmanın olduğu bir şehir olamaz. Köyde bile yapmazlar bunu. Fotoğraf çekmeye devam ederken ikinci fotoğrafımızda trafik dediniz, şehir iç trafiği çok kötü dediniz. Siz göreve gelirseniz değiştireceğiniz şeyler neler? Ben Viyana ya da uygulamaya koyacağınız şeyler neler? Benim Viyana'da, Amsterdam'da gördüğüm bir takım trafik sistemleri var. Evet. İlk planda onları uygulamaya çalışacağım. Yani trafiği olabildiği kadar tek yönlü olması için. Şimdi ben burada bir soru soracaktım efendim. Yani Viyana ya da Amsterdam'daki trafik Sakarya'ya ne derece uyar diyecektim ama siz hemen yerine getirdiniz. Tek yönlü. Tek yönlü. Yani Antalya'da aynı uygulamayı yapar farkındaysanız. Evet. Yani karşılıklı gidiş geliş yoktur. Belki o araç 5 kilometre fazla gider ama o 5 kilometreyi trafiğin sağlıklı akışıyla izole eder. Durmaz, tıkanmaz. Evet. Yayaların emniyetini bir defa sağlayacağız. Yani Sakarya'da yaya emniyeti yok. Trafiğin içinde olan insanların da emniyeti yok. Hemen bunun arkasında park konusunu da ilave edelim. Otopark konusunda. Belediye başkanı kimliği belirsiz şahıslara Sakarya'nın otoparklarını ihale etmiştir. Hangi şirkette, kimde, bu mal kimde, var mı bilen? Yok. Sakarya Spor'un otoparkı deniliyor. Fakat başkan çok net, bu Sakarya Spor'un otoparkı değil kardeşim demiş. Ben ihale yaptım, verdim. Beyefendi, Sakarya Spor'un otoparkı değil ama Sakarya halkının otoparkı. Sakarya Spor kimin? Sakarya Spor'da Sakarya halkının ismi kulübü. İsmi üzerinde. Evet. Siz Sakarya Spor kulübüne belli bir miktar gelir sağlayacağım diye vatandaşın dükkanının önünü park haline getirdiniz. Yani kendi evini, neredeyse milletin bahçesine otomat koyacaklar, park uygulaması yapacaklar. Bu kadar büyük bir rantı kim aldı, nereye aldı? Bu da Ankara kaynaklıdır. Bakın, çıkacak bunlar ortaya. Kimsenin yanına bu vatandaşın parası gitmeyecek. Sen benim şehrimin kaynak, ya hiç olmazsa belediyeye o parayı kazandır da o parayı hizmet olarak benim şehrime dönsün. Ha sen aldığın parayla yeterli. Değil. Sana 10 trilyon veriyorsa orası en az 20 trilyon para kazanıyordur. Sakarya Spor'u ehliyetsiz adamlara kendileri bizzat verdiler. Ve batmasını sağladılar. Ve Sakarya Spor'un borçlarının, belediye borçlarının, vergi borçlarının, sosyal sigortalar borçlarının tamamının sorumlusu belediyedir. Büyükşehir Belediye'dir. Efendim para kazanma dediniz de biraz da biz para kazanalım. Değerli yönetmenimiz Şaban Bergün yönetip sunduğu değerli programımıza bir reklam arası verelim efendim. Malum bu reklamsız bu işler olmuyor. İkinci kısımda görüşmek üzere.
Sakarya Televizyonu Nokta TV üzerinden yaptığımız ana ekranı ve 6 yan sitesinden desteklenen yayınımızın ikinci kısmındayız. Tabii her zamanki gibi kamera arkasında değerli yönetmenimiz Sayın Şaban Mergül ve karşımızda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Oğuz Dizer. Efendim birinci kısmı çok güzel söyleşilerimiz oldu ve bir fotoğraf çekimi oldu sizin gözünüzden Sakarya'nın içine. Ancak bu defa parti çalışmalarına gelelim. Çalışmalar nasıl gidiyor efendim? Yani söylediğim gibi biz herkesin alıştığı tarzda bir kampanya yürütmüyoruz. Yani 50-60 metre boyunda afişler, otobüsler, minibüsler abartılmamış bir halde. Sevgili Suat abi, ben siyasete yeni girdim. Evet. Yani şu posterli, süslü otobüslerle bangır bangır insanın başını ağrıtan otobüsler dolaşıyor bütün gün, minibüsler. Siyaset öncesi yıllarca ben bu otobüsler geçtikçe nefret ettim. Sıtkım sıyrıldı. Şimdi evinde hastası olan var. Uykuya ihtiyacı olan var. Gürültüden rahatsız olanı var. İnsanlara bu kadar saygısızca dan bütün gün aynı böyle zevksiz, şeysiz müziklerle insanları rahatsız etmenin anlamı yok ya. Ha bir miting olur da mitingde bir şey yaparsın, gösteri yaparsın. Yani ama o gürültüye rey verilmeyecek. Gürültü rey anlaşılamaz. Ben vereceğim olacak. Oyu vermedim gürültü yüzünden. Evet, evet. Samimi söylüyorum. Siz neler yapıyorsunuz efendim? Ya biz insanlara yazılı ve sözlü olarak hedeflerimizi anlatıyoruz. Yani birebir ziyaretler. Birebir ziyaretlerde evet. Bulunuyorum. Bir yazmaya çalışıyorum. Sosyal medyada dertlerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Evet. Bakın bizim yapacağımız işler çok basit. Biz bir defa bu şehrin gençlerini ve insanlarını değerlendireceğiz. Yani Patagonya'dan genel sekreter bilmem nereden trafik müdürü oradan bu şehrin sıkıntılarını Suat Beyen alabilir. Evet. Bu o şehrin sosyal eksiklerini Sefer Beyen alabilir. Evet. Bu şehrin medya defolarını, zavallılığını Şaban Mergil bilir. Evet. Biz bu şehri bilen, bu şehri düşünen ve şehrimize faydalı olacak insanlarla bir arada olacağız. Özellikle şehrin gerçek anlamda seven sadece bugünü değil, bizim aslında hesap vermek zorunda olduğumuz torunlarımız olacak. Evet. Biz eğer bu kafada gidersek yarın bizim torunlarımız mezarımıza geldiğinde bize Fatiha okumayacak, sülalemizi okuyacak. Nasıl bir memleket bıraktınız bize diye. Bizim bugünden alacağımız tedbirler ancak torunlarımızın sağlıklı bir ülke ve sağlıklı bir Sakarya'da yaşamasını temin edecek. Tabii efendim şimdi Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı demeyelim artık lokalden çıktı. Yeni 30 Mart seçimlerinden sonra yeni kanuna göre artık bütün ilçeler Taraklı'dan Kocaeli'ne kadar büyükşehir sınırları içine hizmet efendim, içine girecek. Size çok net bir şey söyleyeyim. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu geçen toplu bu minibüsçüleri falan topluyor. Evet. Diyor ki arkadaşlar diyor. Eğer diyor beni seçmezseniz diyor yeni gelecek arkadaş diyor. Taraklı'ya, Karasu'ya, Söğütlü'ye hem de toplu ulaşım başlatacak diyor. Ama beni seçerseniz diyor gene diyor malı siz götürürsünüz. Ona göre diyor. Ben de diyorum ki bu halkın zararını, kamunun zararını düşünmek adına bana oy verecek kimse varsa vermesin kardeşim. Ben belediye başkanı olduğum anda halkın ulaşımını en namuslu, en şerefli, en dürüst şekilde sağlayacak organizasyonları yapacağım. Evet. Ama burada minibüsçü esnafını,
da ekmeksiz bırakacak değiliz. Bir takım çözümler bulunacak. Ama halkı minibüslerin veya bir takım şirketlerin insafına asla ve katta bırakmam. Önce halk. Efendim, önce toplu yaşa. Projelerin tam ulaşım gelmişken, projelerinizin içinde özellikle Camili, Korucuk taraflarına, Kahraman taraflarına demiryolu hattı var mı? Bakın bunlar demiryolu hattı çok uzun vadeli bir yatırım. Bunun biri diyor ki deleceğim diyor Erenler'den dağ dibinden çıkacağım diyor. Öteki öyle diyor. Bakın bunlar yani lafla mı oluyor? Bunlar lafla olmaz. Bunlar çok ciddi çalışılması gereken projelerdir. Ben gene söylüyorum Aziz Buran'a Leverkusen Belediyesi ile dedim seni görüştüreyim. Onların sistemiyle bu şehirde bir ring, yaylı sistem, raylı sistem oluşturalım. Yanaşmadılar. Şimdi de bir takım projelerde yok buradan hendeye gidecek bilmem. Ya bunlar lafla olacak işler değil. Bunlar çok ciddi ve önemli yatırımlar. Siz önce, sen önce bizim yapmamız gereken ne biliyor musunuz? Orada 50 bin tane, 60 bin tane insan var, evine kapanmış, pazar yerine gidemiyor. Yaşlı insanlar var, parka gidecek, gidemiyor. Ben derhal ücretsiz ring. Orada ring seferleri sağlayacağım. İhtiyar evinden çıkacak, kapısının önüne binecek, parka veya camiye gidecek. Sonra yarım saat sonra, bir saat sonra çıkacak, binecek, evine gelecek. Ücretsiz orada insanların hayatın içine dönmesine sağlayacak tedbirleri alacağız önce. Evet. Sonra çok yeterince kalkıyor belediye başkanı, yok 50 otobüs aldık diye hava yapıyor. Ya kardeşim sen ne salak mı zannediyorsun bu milleti? 50 otobüs demek senin cebine 50 trilyon indirmen demektir. Tamam efendim. Bir dakika. Şimdi bu boyutunda biz yokuz. Yok. Bunları bakın 50 trilyonu anlatayım. Evet. Bugün bir minibüsün plakası 700-800 bin lira değil mi? Yani şimdi tabii yasal olmayan yollardan öyle. Bakın doğru. Yani plaka sen 50 tane arabayı devre soktuğun zaman aşağı yukarı 50 trilyona yakın meblağı belediyenin cebinde bırakmış oluyorsun. Bu cepte kalan 50 trilyonun halka yansıması lazım. Ha, o açıdan söyledim. Tabii. Evet, doğru. Yani o paranın hemen hizmete dönmesi lazım. Hizmete dönmesi yatırıma lazım. Yatırıma dönmesi lazım. Yani o Sakarya Belediyesi 50 otobüs aldıysa bu şu demektir. Sakarya vilayeti 50 trilyona yakın bağışı Sakarya Belediyesi'ne yapmış demektir. Belediyenin cebinde o parayı bırakmış demektir. Çünkü o 700-800 milyar hava parasını veren adam 100 milyar da araba alıyor ve üstüne de para kazanıyor. Evet, enteresan bir tespit. Tabii canım. Evet. Şimdi sen trilyonluk malı toplu alım yaptığın zaman otokardan veya başka bir firmadan yarı fiyatını alabiliyorsun. Vergiden bir takım istifadelerin oluyor. Ve çok büyük avantajlarla, yani şunu söylemek istiyorum. Evet. Sakarya'nın ulaşım derdini çözmek hiç de zor bir iş değil. Fakat kol kol olmayacaksınız minibüsçülerle. Evet. Bir yanınızda minibüs odası başkanı, öbür odanızda bilmem ne odası başkanı olup da Sakarya'yı kurtarmaya kalkarsanız kurtaramazsınız. Benim gibi hayatı yaşamış, solumuş, hayatın bütün sıkıntılarını yaşamış insanlarla konuşacaksın. Zeki Toçoğlu şimdiye kadar hangi Sakarya ile konuştu? Seçimde geliyor, sanki sadrazam sokakta dolaşır gibi el sıkışıyor, gidiyor. Ben şurada yüzlerce esnafın sıkıntılarını paylaşabiliyorum ki randevu istediğini, fakat randevu alamadığını biliyorum. Evet, efendim benim sorumun önüne geçtiniz bu cevapla. Ben soracaktım ama tekrardan yenileyeceğim ben şimdi. Siz birebir çalışmalarınızda mahalle, kahve,
ya da şimdi tabii bütün köyler mahalle oluyor ama köy çalışmalarınızda vatandaşın birinci önceliği olarak neleri not aldınız? Neler istiyorlar sizden? İşsizlik çok büyük sıkıntı. Geçim sıkıntısı insanlarda çok büyük. Türkiye'de pırıl pırıl bir Türkiye fotoğrafı çiziyorlar. Ekonomisi düzelmiş bir fotoğraf çiziyorlar. Ama ben hayat şartlarından memnun olan, geleceğinden emin olan, cebindeki parayla huzur içinde olan bir tane insana rastlamadım. Yandaşlar hariç. Yani bir belirgin bir jip patlaması var Sakarya'da biliyorsunuz. Evet. Jipçiler hariç. Onlar jip olanlar yandaş mı oluyor efendim? Efendim yandaş yani ihalenin ballısı veriliyor. Medyada da aynı durum. Yani evet. Şimdi adam 3 tane ilan koymuş sitesinde. 33 tane ilan faturası kesiyor belediyeye. Bu nasıl oluyor? Hangi namus çerçevesine giriyor bu? Şimdi bu adamın yazdığı yazının hangisine inanayım ben? Sen devleti, bu şehri dolandırıyorsan... 1 Nisan'da makama oturduğunuz zaman o bakacağınız herhalde öncelikli bir iş. Hepsi mahkemeye gidecek. Hepsi savcılığa gidecek. Sakaryaspor'a atılan kazıkları da tek tek biliyorum. Hepsi... Sakaryaspor'un en son konusu da efendim. Şimdi şunu ben rica edeyim sizden. Vatandaşımızdan aldığınız, özellikle istenilen şikayet diyelim de, hatta arzu edilen, istenilen soruların cevaplarını nasıl veriyorsunuz? Size işsizlik diyorlar, siz ne diyorsunuz? Biz şey, belediye başkanıdaysanız işsizlik diye karşınıza çıktı. Efendim biz sizin cevabınız ne oluyor? Nasıl çözeceksiniz? Ne yapacaksınız? Bir taşeron sistemi var Türkiye'nin başında, büyük bela. Evet. İnsanların sigortalarını, sosyal yaşam haklarını yok etmek için belediye birçok işini taşeronlara yaptırıyor. Bu sorumluluktan kaçmaktır. Biz bu şehrin insanların sorumluluğunu üstlenecek yüreğe sahibiz. Bir defa taşeronların belediyeler üzerinden servet sahibi olmalarını ve karşılığında da hiçbir garantisi, doğru dürüst sözleşmesi ve sosyal güvenlik hakları olmayan insanların ziyan edilmesinin önüne geçeceğiz. Ve istihdam çoğalacak. Ciddi anlamda istihdam sağlayacağız Sakarya vilayetinde. Ciddi anlamda. Yani adam taşeron da çalışıyor ama yarınla ilgili hiçbir garantisi yok. Hiçbir garantisi yok. Peki bunun denetimi yok mu efendim? Ne gibi? Denetimi yok mu yani bunun ilgili merkezler tarafından? Yok. Yok, neyin denetimi var? Elektriği sattılar, elektrik gelmiyor insanların evine doğru düzgün. Günde 5 sefer elektrik kesiliyor. Denetliyorlar mı bu elektrik niçin kesiliyor diye? Aylarca Çarşı Caddesi en güzel iç saatinde karanlıkta kaldı. Evet. Kim denetledi? Tabii bunlar efendim sözün bittiği yerler. Ancak tabii yapılamayacak. Bir de tarımla ilgili, tarımla ilgili çok ciddi çalışmalarımız olacak. Evet, nedir efendim? Tarım alanlarının değerlendirilmesini sağlayacağız. Sakarya kaynaklarının, su kaynaklarının da, ekonomik kaynaklarının da halkın yararına ulaşmasını sağlayacağız. Bununla ilgili kanuni hukuk çerçevesi içinde ne gerekiyorsa halkın yararına gerçekleştirilecektir. Evet, tabii ki sizin çalışmalarınız arasında bulunan Sabancı Gölü. Ben başlığı attım. Sizden konuşması gelsin. Sevgili Suat abi, ben en az 7-8 yazım var benim Yeni Sakarya Gazetesi'nde. Evet. Sapanca Gölü ile ilgili. Sapanca Gölü'nün çözümü çok basit. Fabrikaların suyun kaynağından çekilmesini sağladığınız anda göl tekrar eski canlılığına ve berraklığına kavuşacak. Eğer bu yapılmazsa bu göl Tuz Gölü veya farklı bir gölün yapısına bürünecek. Böyle bir cinayete sessiz kalamayız. Bugün bir takım siyasiler, birinin amcasının oğlu, birinin dayısının oğlu su fabrikalarını işletiyor diye örtbas etmeye çalışıyorlar, kapatmaya çalışıyorlar. Ama biz bunu kapatmayacağız. Ben belediye başkanı olarak gideceğim, baltayı bizzat ben vuracağım o su borularına. O suyun Sapanca Gölü'nün akmasını sağlayacağım. Sakarya Nehri'ne gelen bütün su kaynaklarının
Sakarya Nehri'ne kavuşmasını sağlayacağız. Evet. Doğa katliamına neden olan her türlü yaptırımın önüne geçeceğiz. Geçmek zorundayız. Sabancı Gölü'nün bir de Kocaeli boyutu var. Petkim boyutu var. 18 trilyon almış. Biliyor musunuz Kocaeli Belediyesi? Bizim o suyu bizden almış. Su bizden gitti. Ama parayı indiren Kocaeli. Olmuyor. Yani. Bunlar bu şehrimizin ne kadar sahipsiz olduğunun yani bizim siyasi bir Türkiye'nin en şeffaf milletvekilleri bizde. Sakarya'nın seçtiği milletvekilleri var ya, Türkiye'nin en şeffaf milletvekilleri. Çünkü biz bile göremiyoruz milletvekillerimizi. O kadar şeffaflar ki Sakaryalı bile göremiyor vekillerini. Bu vekil anlayışına son vereceğiz. Bakın size çok ciddi söylüyorum. Başka partiden de olsa milletvekili olarak Sakarya için gereklilikleri yapmayan, Sakarya'ya hizmette olmayan, sadece oraya laf olsun torba olursun diye gelen vekiller ciddi şekilde tarafından uyarılacaktır. Hangi partiden olursa olsun. Bak beni bilen bilir. Hiç. Var efendim. Şöyle bir konu var. Hemen o kadar güzel yerine geldi ki. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunuz zaman parti ünvanınızı üzerinizde mi tutacaksınız? Yoksa parti ünvanınızı üzerinizden soyutlayacak mısınız? Nasıl reis başkan olacaksınız? Partimin karakterini üzerimde tutacağım. Evet. Doğru, dürüst, mert ve net. Kim ne şekilde muameleyi istiyorsa o şekilde de muamele. Yani siyaset, artistlik, cart, cürt yok Suat abi. Siyaset üstü olacaksınız. Bir siyaset üstü olmayacağım. Siyasetin alışılmış tarzını Osman Paşa kalıbına getireceğim. Evet, evet. Yani Osman Pamukoğlu'nun kalıpları uygulanacak. Namuslu, mert, dürüst ve her vatandaşa eşit bakış, aynı pencereden bakış. Efendim, konuşmamızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi esas sizin uzmanlık konunuz olan spora geldik. Sayın Oğuz Dizer, Sakaryaspor zor durumda, bunu biliyoruz. Hatta önümüzdeki maçlardan bir iki tane kaybederse Allah korusun diyelim, amatör kümeye kadar yolculuğun başladığını açık açık görüyoruz. Ama daha vakit var. 1 Nisan'da Büyükşehir Belediyesi koltuğuna oturduğunuz zaman Sakaryaspor'un dosyasını ne şekilde açacaksınız efendim? Hemen acil ne yapacaksınız? Hemen belediyenin vergi dairesine ve Sosyal Sigortalar Kurumu'na ödemek zorunda olduğu borçları taksitlendirip belediyeye rücu etmesini sağlayacağım borcu. Tabii. Yani, çünkü bu borç zaten Sakaryaspor'un borcu değil. Sakarya Belediyesi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ve bizzat benim Haluk Ulusoy'a olan yakınlığım sonucunda Sakaryaspor'a altyapı için, şurası burası için aktarılan 3,5 trilyona yakın parayı aldığı, benim Saadettin Saran'dan 440 milyarlık çeki Aziz Duran'ın masasına genel müdürüyle gelip koyduğumuz saha içi reklamları için, ki Sakarya'nın tarihinde yoktur böyle bir rakam. Evet. Benim 4 trilyona yakın girdi sağladığım ve 15 trilyon da en az reklam gelirlerinden, yayın gelirlerinden, göğüs reklamlarından, maç başınalardan, kazanılan puanlardan 15 trilyona yakın, yani 20 trilyonluk bir rakamın söz konusu olduğu dönemde Sakaryaspor üzerine de 25 trilyon borçlandırılarak batırılmıştır. Bu bir cinayettir. Bu cinayette parmağı olan bütün belediye çalışanları gereken müeyyidelerle karşılaşacaklardır. Bakın, bu işin üzüntüsünden bizim kaybettiğimiz gencecik bir arkadaşımız var, Ömer Yazıcı. Evet. Bu arkadaş üzüntüden beyin kanaması geçirdi. Cenazesinde ölümüne çanak tutan o belediyeciler amin yaptılar, gittiler. Utanmadan da hala dolaşıyorlar. Bu memlekette bunların arkadaşlığı da yok, hemşeriliği de yok, Sakarya sevgisi de yok, Sakarya spor sevgisi de yok. Çok net söylüyorum. Borçları yapılandırınca her şey çıkıyor mu ortalığı? Düze çıkıyor mu? Borçları yapılandırdıktan sonra futbolcularla olan ödemeler belediye karşılığında muhatap olunca birçok şey
belli rakamlara inecek, düzeltilecek ve Sakaryaspor'un feraha çıkması için Sakaryalılardan doğru bir yönetim kurulu tespit edilecek. Parti purtu veya çıkar ilişkisinde olanlar değil. Sakarya'yı babalar ve menajerler ilişkileri, teknik adamların menajerlerle kol kola girmeleri, öbür taraftan siyasete dolanmaları, Sakaryaspor'un son Bankasya'da oynadığı dönemden 5 trilyon lirasının hesabını ben çıkartamıyorum. Bunu ben belediye başkanına da Halit Evin'e de sordum. Hiçbir cevap gelmedi. Medyalardan hiçbiri de bu konuya değinmiyor bile. Yani, İlk defa bu konuda siz benimle bu kadar açık ve net konuşuyorsunuz. Evet, şimdi efendim oraları zaten bilinen konular ama ben şey rica ediyorum sizden. Yani yapılandırmayı yaptık, parayı da bulduk, buraya getirdik. Alın size bir çuval para. Kurtuldu mu Sakaryaspor? Onun o ardındaki çalışma ne? Hayır, bir çuval... Mı gelecek, futbolcu mu gelecek? Ne olacak yani? Efendim, ben 3 sene önce biliyorsunuz başkanlık adayıydım. Evet. O dönemde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray camialarıyla ciddi çalışmalarım oldu yani. Biz bu üç büyük kulübümüze de yakın bir insanım ben. Diyalogları olan bir insanım ben. Altyapı anlamında, üst yapı anlamında Türkiye'de kimsenin kolay kolay ulaşamayacağı insanları rahat rahat görüşerek Sakaryaspor'a yardım etmesini de sağlayacak gücüm var amlosun. Şimdi efendim şurasında bir açık. Yani kimsenin rüyasında göremeyeceği futbol adamlarını ben getirir Sakaryaspor'un hizmetine sokarım. Şimdi onu iyi bilsinler. Şimdi transfer zamanı değil. Nasıl futbolcu alacağız? Ya mukavelelerini mi feshedecekler o kulüplerden? Efendim biz şimdi futbolcu alamayız. Biz bu sene belki de maalesef amatöre gideceğiz. Ya amatörden bir daha başlayacağız. Seviyorsun abi. He. Bu kara leke olarak bu kalacak. Bu Sakaryaspor'a bu kara lekeyi çalanların hepsiyle kanuni yoldan hesap göreceğim. Bu kimse Sakaryaspor'a verdiği zararların hesabı sorulmayacak zannetmesin. Bakın 1938'de yanlış yapılmış, 40'ta yapılmış, çıkarıyor başbakan, gösteriyor. Bizim de bir takım göstereceğimiz şeyler var. 1964'ten beri, kuruluş yıldan beri bugüne kadar çıkan yanlışları ortaya... 65'ten beri. Evet, 65'te kuruldu değil mi efendim? Evet. Evet. Yani benim kayınpederim 22 sene bu Sakaryaspor'un muhasip üyeliğini yaptı. Evet, biliyorum efendim. Der ki... Çok çalışmalarımız oldu. 3 imza olmadan 25 kuruş vermedim der kimseye. 3 imza. 1, 2, 3. Al 25 kuruş. Adamın adı Yahudi İhsan'a çıktı ya. Sakaryaspor'un paralarını koruyacağım diye. Doğru yapıyordu efendim. Halbuki yani... Değerli insan abi, bizim değerli büyüğümüzün aklını hiç kimseye yedirmeyiz. O bizim baş tacımızdır efendim. Ya namus timsali, evet, dürüstlük evet, timsali bir insan. Ve bugün 84-85 yaşında insan Sakaryaspor için ağlıyor. Bu ve yani Allah bu insanların hesabını sormayacak mı? Hilmi abi uzun çarşıda gözlükçü. Evet. Şimdi Ekrem Hoca bu insanların gözyaşının, üzüntüsünün hesabını sormayacak mı zannediyor bu? Yalnız Sayın Başkanım, yani şöyle bir iç açıcı bir tablo sergileyemediniz Sakaryaspor konusunda. Çünkü herhalde yasal imkanlar nedeniyle. Yani tabii yani transfer yok, hiçbir şey yok. Bakın Sakarya... Evet, Sakaryaspor'un başına şu anda gelen Selahattin Bey'in gelmesi bir defa A'dan Z'ye yanlıştır. 6 ay toplantı yaptılar. 6 ay boyunca yıllarca o arkadaşlara benim yaptığım yardımları, sağladığım faydaları bizzat kendileri anlatsınlar. Ya şöyle bir oturalım seninle, evet. Selahattin Aydın burada otursun, ben de burada oturayım. O lige çıktığımız sezon transferi nasıl yaptığımı, odada Selahattin Aydın konuştu. Adam istedi 375 milyar. Selahattin Aydın çıktı odadan, dedi ki Oğuz abi 375 istiyor. Selahattin ne verebilirsin? Abi biz 175 verebiliriz. Tak, alo. 375 istemişsin. Evet Oğuz abi. Evet. He, siz futbolcuyla muhatap oldunuz. 175 alacaksın. Oğlum demişsin ya Oğuz abi ne derse o olur. Heh. Evet. Vefa borcu. O yani Selahattin'e diyor ki 375 isterim ama Oğuz abi ne derse o olur.
En az 5 tane futbolcunun parasını Deniz'i ben Ankara Gücü'ne anlaşmaya giderken Buludan'dan çevirdim. Samsun Spor'un kampına gidiyordu Savaş. Gece Samsun Spor kampından Antalya'dan çevirdim. Gecenin ikisinde Arkadya Otel'e Sakarya Spor kampına soktum. Şimdi bu arkadaşlar bir de sağladığımız başka faydalar var. Mutlaka var efendim. Bunları hiç konu etmek istemiyorum. Bu arkadaşlar şimdi Sakaryaspor'a talip olurlarken aylarca toplantı yaptılar. Grup ne oluşum mu? Ben o zaman İstanbul'daydım. Beni ta İstanbul'dan çağırıyorlardı veya ta İstanbul'da evime geliyorlardı. Evet. Evime gelmeyen yönetici çok az kalmıştır o dönemlerde. Şimdi ben Adapazarı'nda Serdivan'dayım. Bir sefer ne aradılar, ne sordular, ne danıştılar. Çünkü konuşmaları ben dinlediğim anda diyecektim ki bu iş olmaz. Sen şu anda bir işin taşeronunu soyunmuşsun Selahattin ama neye soyunduğunu ben anlayamadım. Anlayamadığım için şu sorulara cevap ver. Veremeyecekti. Cevap veremeyeceği için de onun başkan olmasına ben şerh koyacaktım. Kabul etmeyecektim. Onu bildiği için hiçbir tanesi gözüme gözükmedi. Zannediyorlar ki Oğuz İzer'in gözünden kaçar. Ya ben abi sen ulusal medyayı bilen adamsın. Yıllarca Hürriyet'i içinde olmadın mı? Evet. Hala da içinde. Yani 25 sene içinde durulabilir mi? Eğer kafası çalışmayan bir adamın 25 sene Doğan grubunda duracaksın. Evet, hala da içindesin. Sorarlar yani nasıl oluyor bu? İşte kafan çalıştığı için oluyor. Evet. Bana yutturamayacakları için Sakaryaspor'da bir taşeronluk üstlenmiştir Selahattin Bey. Bunu çok feci bir şekilde yerine getiriyor şu anda. Ama neyin taşeronluğunu üstlendi, evet, onu da zaman söyleyecek. Evet, değerli izleyicilerimiz, artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Sayın Oğuz Dizel'le Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, Hak ve Eşitlik Partisi, HEPAR adayı, Sayın Oğuz Dizel'le eline boyuna konuştuk. Politikadan başladık, Büyükşehir Belediyesi'ne geldik, artıları konuştuk, eksileri konuştuk ve şu anda bütün Sakaryalıların, sporseverlerin yüreğini yakan Sakaryaspor konusunda açık açık konuştuk ve söyleşimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sayın Başkanım, kamera sizin efendim. Son mesajlarınızı alıyoruz. Siyaset, politika, çalışmamız, mesajlarınızı buyurun efendim verin. Sizden o mesajdan sonra kapanış yapacağız. Sevgili Sakaryalı hemşerilerim, siyasetten hiç anlamam. Zerre kadar anlamam. Politikayı bilmem. Ama insan değerlerini çok iyi bilirim. Sakarya'nın ne şekilde daha iyi şartlara kavuşacağını, Sakaryalı insanlarımızın daha huzurlu nasıl olabileceğini çok iyi bilirim. Çünkü ben sizlerle beraber yaşadım, bu şehirde yaşadım ve çok şükür vizyonumu dünyanın her tarafını, her şehrini, her ortamını uzun süre görebilecek kadar da genişlettim. 25 yıl İstanbul'da kaldım fakat Sakarya'dan, Uzun Çarşı'dan, Çerçatesi'nden hiç ayrılmadım, hiç kopmadım. Sanayi Çarşı'ndan hiç kopmadım. Bu şehrin bütün sıkıntılarını sizlerle beraber yaşadım. Ve bu sıkıntıları yine sizlerle beraber nasıl çözeceğimizi dürüstçe, erdemli ve insanlara yakın bir yapıyla nasıl halledeceğimizi çok iyi biliyorum. Çok doğru bir partideyim. HEPAR bugün Türkiye'de hırsızlığın, namussuzluğun, yalanın, dolanın tamamen karşısında olan Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü sımsıkı yakalamış bir partidir. Ben de o partinin bir ferdi olarak büyük bir gururla sizlerin hizmetine talip oldum. Eğer doğru, dürüst ve refah içinde özellikle yarın evlatlarımıza, torunlarımıza sağlıklı bir Türkiye görmek istiyorsanız HEPAR'dan evetinizi eksik etmeyiniz. Saygılarımı sunuyorum, sevgilerimi sunuyorum.
Hoşçakalınız. Evet, değerli izleyicilerimiz, bu güzel söyleşi, bu hakikatten bütün gerçekler ortaya koyan güzel söyleşi için Hak ve Eşitlik Partisi HEPAR, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı değerli arkadaşımız, Türkiye'nin uzun yıllar spor gündemini oluşturmuş, yanlarıyla spor gündemini oluşturmuş değerli arkadaşımız Sayın Oğuz Dizer'le enine boyuna konuştuk. Meydan sizin, işte meydan. Başta da söyledik, her zaman da söylüyoruz. Bu programımıza katılmak isteyen siyasi parti, iş dünyası, her türlü sivil toplum kuruluşu mensupları buyursunlar. İşte kameramız, işte meydan. Sakarya'dayız. Sizin sesinizi duyurmak için hazırız. Sayın Başkanımıza bir defa daha teşekkür ediyoruz. Allah'a ısmarladık efendim. Başka programlarda buluşmak üzere. Ben teşekkür ediyorum. Çok huzurlu ve sağlıklı güzel bir program yapmamızı sağladınız. Teşekkür ederim. Sağ olun.